Mesela Hıdırlez'de, Hıdırlez çok önemli. Şimdi Hıdırlez'de hanımlar, genç bayanlar diyelim, şey yaparmış, manileri, özellikle Girit manilerini de yazarlar, denize atarlarmış. Genç erkekler de denizden kayıklarla o manileri toparlar. Bakalım benim kısmetime hangi mani diye. Sizin öyle hatırladığınız bir şey var mı uygulama? Ben hatırlamıyorum çok. Ama Servet'in var öyle anıları. Bir takım şeyleri ben de biliyordum. Servet daha önemsiyor onları işim. Yani işte bir takım gelenekler, nar ağacına, şey, gül ağacına. Gül ağacına. Gül ağacına. İşte ne bağlanıyor? Dilek bağlanır. Dilek bağlanır. Evet. Veya işte deniz kıyısına gidiyor kuma ev istiyorsun, ev niyetleniyorsun, ev çiziyorsun. Değil mi? Veyahut da başka... Hıdırlez günü değil mi bunlar ya da sabah? Kökünü de yapıyorlar. Sizden dinleyelim Servet Hocam. Evet. Lütfen. Bizim evimiz deniz kenarıydı. Bilmiyorum bahsettiğim baba evimden. Şimdiki Göksel Pem var ya. Evet. Orası deniz kenarı. Zeytin denize açılan bir yerdi. Olsun. Annem de hem modern bir insandı, biraz önce söylediği gibi Ersin'in, hem de dinine çok bağlıydı. Arzuhal diye bir duası vardı ona. Aman Makbulan teyze bana yaz derlerdi. O Arzuhal'i annem yazar, bütün konu komşu gelir alır. Geceden de karşı tarafta, karşı sokağımızda Dişçi Enver vardı eskiden. Bilir misiniz, siz hatırlar mısınız Dişçi Enver'i? Burada büyümediğim için orada sıkıntı var. O Dişçi Enver'lerin sokağında hasırlar atılırdı. Geceden Zihniye abla diye hanımı vardı onun. Herkesten bir şey alırdı. Düğme, yüzük, herhangi bir obje. O obje bir çömleğe konur. Ondan sonra ağzına da kırmızı bir şey bağlanır. Gül ağacının dibine konurdu. Sonra da sabah işte denize atma töreni, denize arzuhaller atıldıktan sonra orada toplanılır. Ben de küçüklüğümde hiç unutmuyorum, başıma kırmızı bir krep koyarlar. Ben otururum çömlekten, o objeleri tek tek çekerim. O saatli marif takviminin arkasındaki manilerden şey yaparlardı. Kime ne çıkarsa ona bir mani okunurdu. Beyaz, kimin objesi çıkarsa ona bir mani okunurdu. Bir de mutlaka sofrada süt ve yeşillik bulunurdu. Yani bir beyaz bir şey için yeşil bir şey yenecek, işte maydanozu, dereotu falan. Onun bir anlamı var mı? Baharı kutlama herhalde. Ha. Toprağa basma, yeşile basma. Yeşil herhalde bereket olsun diye. Ve mutlaka bir şey, ondan kavramlı. Sonra da yani ondan sonra falan da pikniğe gidilirdi. Bu üç çamlara özel araba tutulurdu, at arabaları. Dolmalar, börekler hazırlanır ve hiç unutmuyorum bizim daha gene mahallenin bir geleneğiydi o herhalde, konu komşu hep bütün kızlara yapılırdı. Sümerbank basmalarından yeni elbiseler giyilirdi. Yani mutlaka yeni bir basma elbise giyilir. İşte baharı açış, baharı karşılayış şey var gibi. Ya, şu anda yaptıkları bahar eğlenceleri, Nevruz. Aslında Hıdırlez'de o Nevruz kutlanırdı. Evet. Ama ateş yakma falan hiç hatırlamıyorum. Ateş yani, o yıllarda ateş falan. Daha sonra ateş falan da yapmaya başladı. Peki Ersin Bey, pardon size hocam. Size anlattığınız bu küp kısmı, ben Trakya'da 82 yılında çalıştığımda hala vardı. Ben şimdi mesela hala bu yaşta dileklerimi Tanrı'ya mektup diyorum. Yazıyorum her şeyde, Hıdırlez gecesi, 5 Mayıs gecesi güle geliyorum, asıyorum. Sabah da onu alıp Kur'an'ın içine koyuyorum. Öyle sağlığınızı bir yerde ona boş. Yani. Ecem, inanç bunlar. Maneviyat. Tabii, yani. Bunlar güzel şeyler. Huzur. Evet. Tabii, tabii. Bizi geçmişimize bağlayan şeyler aslında. Tabii. Çok güzel şeyler bunlar.